Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz sinterleme. Sol metresini baştan beri anlatırken hep tabii ki sinterlemeyi farklı şekillerde tanımlamaya çalıştık. Bugün de farklı prosesler, farklı mekanizmalar üzerinden sinterlemenin önemini anlatmaya çalışacağız. Güzel tanımlar yapacağız arkadaşlar. Tozdan başladık. Tozun özelliklerini tanımladık. Şekillendirdik. Farklı alışım sistemleri oluşturduk, kompozitler yaptık. Yağlayıcılardan ve bağlayıcılardan bahsettik. Şekillendirdik tabii ki şu ana kadarki durumda söz konusu olan nedir? Mekanik bir süreçti. Şekillendirmeydi, bir ham dayanımdı, görünür yoğunluktu derken ama ürünün bir işlev kazanabilmesi açısından tabii ki meteorolojik koşulların da sağlanması gerekiyordu. Bunun için de sinterleme dediğimiz yüksek sıcaklıkta gerçekleşen arkadaşlar difüzyon olaylarıyla kontrol edilen bir süreç söz konusu. Ergime sıcaklığının altında diye tanımlanır. Birçok kaynakta ergime sıcaklığının %70-75'i seviyelerinde denir ama gündüz grubundaki arkadaşlarla da konuştuk, onlara da bahsettim. Böyle bir sıcaklık vermenin hiçbir anlamı yok aslında. Genelleme söz konusu olursa belki denebilir yaklaşık ama böyle bir genelleme de yapmaya da gerek yok. Birçok farklı tometolojik üretim yöntemi var. Her bir üretim yönteminin kullandığı ham madde karakteristiği farklı. Üretim yönteminde basınç uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? Sinterleme kademeleri, partikül boyutu, şekli birçok farklı unsur etki ettiği için böyle aslında sıfır olsun diye bir tanım yapmanın da anlamı yok. Yeter ki ergin sıcaklığın altında olduğu bilinsin. Nispeten mümkün olduğu yüksek sıcaklıklara çıkmak tabii ki bu ders kapsamında daha sonraki slaytlarda ifade edeceğiniz şekilde atomların hareketine daha rahat imkan tanıyacağı için onların daha çok titreşeceğini, daha çok sıçrama hareketi yaparak uzun mesafeler kat edeceğini öngördüğümüzde bu da yüksek sıcaklıklarda daha rahat olduğunu tabii ki difüzyonun bir gerekliliği olarak tabii ki yüksek sıcaklıklarda sinterleme daha rahat gerçekleşiyor ama eğer bunu bilip de doğrudan doğruya bir yaklaşımla o zaman gidip her malzemeyi yüksek sıcaklıklarda ergime sıcaklığının çok altındaki sıcaklıklarda üretmek gerekirdi. Tabii en basitinden enerji maliyetleri açısından yüksek sıcaklıklara maruz kalan malzemenin dayanımının daha zayıf olacağından ve farklı reaksiyonlardan, daha aklımıza gelecek farklı unsurlardan dolayı tabii ki önemli olan en düşük sıcaklıkta istediğimiz ürünü elde edebilmek. Bunun da gereklilikleri var. Bazı durumlarda enerji maliyetlerini azaltmak, bazen de dayanım değerlerini arkadaşlar kontrol etmek açısından çok daha düşük sıcaklıklarda ürün elde etmek gerekebilir. Bunun için de farklı üretim yöntemleri, farklı sinterleme mekanizmaları buna yönelik üretim süreçleri dizayn edilmiştir. Geri geldikçe onlardan da bahsedeceğiz. Sinterleme partiküllerin gördüğünüz gibi çok mükemmel bir sem görüntüsü var arkadaşlar. Partiküllerin birbirlerine temas ettiği noktalarda difüzyonla bu temas noktasının büyümesi gittikçe büyüyerek süreç içerisinde aralarındaki gözenekten yok olarak kompakt bir arkadaşlar kütlesel bir ürün haline gelmiştir. Kendinizde farklı farklı tanımlar üretebilirsiniz. Bir şeye bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Önemli olan belli bir sıcaklıkta, belli bir sürede partikül yığınından oluşan bir sistemde partikülün temas noktalarında difüzyonla boyun oluşması, bu boyunların gittikçe büyümesi, aralarındaki gözeneklerin mümkün olduğunca yok edilmesi ve gerçekten dayanımı yüksek meteorolojik bağın güçlü olduğu bir ürün elde ederek arkadaşlar süreci tamamlamaktır. Farklı farklı şekillerde yine de tanımlı yapmak gerekebiliyor. Birbirine temas eden partiküllerin yeterli sıcaklıklarda birbirine difüzyonla bağlanmasına sinterleme diyoruz genel olarak. Az önce dediğimiz gibi farklı farklı kaynaklar. %70-75 ergime sıcaklığının altındaki sıcaklık diye bir ibare karşılaşılır. Ama bu çok değişken dediğim gibi. Bir malzeme 1100 derece civarında sinterleniyorsa hangi malzemeden bahsettiğimi siz anlıyorsunuz.
bir demir esaslı malzeme diyelim. Partikül boyutunu çok düşürürseniz 800-900 derecelere kadar indirebilirsiniz. Daha da düşürüp ekstra bir de sürece basınç desteği de katarsanız biraz daha düşük sıcaklıkta ve daha kısa sürelerde yoğunlaşmayı sağlayabilirsiniz. O yüzden dediğim gibi tozu tanıdıktan sonra, şekillendirme kademesini tanıdıktan sonra, bu şekillendirme kademesine ham maddenin vereceği tepkiyi öngördükten sonra ve nihayetinde nihai üründen hangi özellikleri bekliyorsunuz, nerede kullanacaksınız, bu sorunun cevabını bildikten sonra tabii ki hangi sıcaklıklarda üretmeniz gerekiyor, sintezlemeniz gerekiyor. Bunun da hazırlığını proses seçerek, ürünü seçerek, ham madde seçerek dizayn edebilirsiniz. Kullanılan yönteme göre ergime sıcaklığının altındaki değişen sıcaklıklarda genellikle katı halde atom hareketiyle oluşabilirken pek çok durumda sıvı fazla oluşumu söz konusudur. Evet, tanımı aslında hep böyle katı halde gerçekleşen difüzyon olayları diyoruz ama arkadaşlar göreceksiniz, dersin sonuna doğru da bahsedeceğiz. Birçok durumda bu boyun oluşumu için uzun süreler gerekecek. Atomların hareketleri için uzun mesafe kat etmeleri gerekecek. Enerjileri düşürmeleri için büyük bir bölgeyi, boyun bölgesini doldurmaları gerekecek. Aynı zamanda yapıda farklı türden malzemelerin bileşenleri olabilir. Bu nedenle bazen daha da geniş bir kullanımla birçok uygulamada birçok malzeme üretimine yönelik katı halde gerçekleşen değil de mutlaka bir sıvı faz oluşumuna müsaade edecek bileşenlerin de bulunduğu arkadaşlar sintezleme süreçleri üzerinden toz metresi kontrol edilir. Bu doğrultuda tabii sıvı faz sintezlemesiyle ilgili değil de sintezlemeyi şu ana kadar ki anlattığımız doğrultuda aşağıda bu metnin altında bir SEM görüntüsünü görüyorsunuz. Partikülleri görüyorsunuz. Partiküllerin temas ettiği noktalarda bir boyun oluşumu var. Onu görüyorsunuz. Ama yine de dikkat ederseniz nispeten yoğunluğun düşük. Aralarda kaba kaba büyük, bazı yerlerde partiküllerin boyundan daha bile büyük gözenekler, boşluklar var değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu sintezlemenin tamamlanmadığını gösteren, daha sintezlemenin ara kademelerinde olduğunu gösteren bir SEM görüntüsü. Eğer çok çok uzun süreler beklerseniz normalde ne kadar büyük boşluklar olsa da arkadaşlar bu partiküllerin temas ettiği boyun bölgeleri büyümeye devam edecek. Bu enerjiyi düşürmek açısından gözenekli yapının kaybolması, partiküllerin de birbirine değerek kompak hale gelmesi üzerinden arkadaşlar süreç tamamlanacaktır. Tabii ama burada biraz farklı da yaklaşılmış olabilir. Çünkü eğer yüksek yoğunluk istenseydi böyle bir ara kademede dahi mutlaka farklı şekilde dizayn edilirdi bu toz yanı değil mi? Bakın büyük büyük boyutlu partiküllerin ebatlarında boşluklar var. Dolayısıyla partiküllerde bir deformasyon etkisi de görmüyoruz dikkat ederseniz. Yani sanki sıkıştırılmamış, sanki bir basınç uygulanmamış, onu bırakın titreşim dahi uygulanmamış gibi bir durum söz konusu değil mi? Gevşek bir durumda sanki tozlar kalıba doldurulmuş. Sadece temas ettiği noktalarda sıcaklıkla birbirine bağlanması, kenetlenmesi, temas noktalarında kontrollü bir büyümenin gerçekleştirilerek arkadaşlar iskelet yapının meteorolojik olarak dizayn edilmesi söz konusu gibi duruyor. Dolayısıyla yani geldiğimiz noktada şuraya çekmek istiyorum sizi. Yani gözenekli bir malzeme yapma eğilimi var sanki değil mi? Gibi. Veya belki de farklı sıcaklık kademelerinin, farklı sıcaklıkların böyle bir gevşek toza etkisinin süre bazında arkadaşlar kontrolü ile ortaya çıkan bir ara kademenin bir göstergesi olabilir. Mesela yarım saat tutulmuştur. Boyun bölgesinin ne kadar büyüdüğü izleniyor olabilir. Bir saat tutulmuştur. Biraz daha boyun bölgesinin büyüdüğü göstermek istenmiş olabilir. Dolayısıyla aldığımız kaynakların ifade ettiğinden ziyade
herhangi bir şekilde karşımıza çıkan bir doğal meteorolojik görüntünün, SEM görüntünün arkadaşlar iç yapısını gösteren bir unsurla karşılaştığımızda bununla ilgili yorumlar yapma açısından ben size şu an diyalogumu kuruyorum. Benim şu an için ilk aklıma gelen sizlere de derslerine getirdiğiniz noktada böyle bir sistem büyük ölçüde gözlenekli, düşük yoğunluklu bir malzeme yapma açısından sanki tasarlanmış olabilir. Dediğim gibi titreşimle yapılmış. Çünkü buradaki boşlukları da görüyorsunuz. Eğer titreştirilse küçük boyutlar buralara da gelebilir. Yeniden düzenlenme imkanı verebilir. Değil mi? Basınç uygulansa zaten her türlü burası sıkıştırma sırasında partiküllerin şeklinde olmasına neden olacaktır arkadaşlar. Umarım ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Aynı zamanda yine birinci öğretim arkadaşları da söyledim. Size de söyleyeyim. Geldiğimiz noktada dikkat ederseniz sanki bahsettiğim unsurlar nedeniyle gözenekli bir malzeme yapılması hedeflenmiş gibi duruyor. Onun dışında bu tezimi savunacak, destekleyecek, siz başka ne tür katkılar verebilirsiniz? Aklınıza ne geliyor bu SEM görüntüsüne bakınca arkadaşlar? Gerçekten şu nedenle de olmuş olabilir. Çünkü bakın şu unsur da gözenekli malzeme yapılmasını teşvik ediyor diyeceğiniz noktalar var mı arkadaşlar? Var mı verebileceğiniz bir katkı dinliyorsanız? Evet, o da güzel. O da gün bir arkadaş söylemişti. Evet, küresel şekilde partikül kullanmak bunun büyük önemli kanıtlardan birisi arkadaşlar. Partiküllerin temas noktasının azaltılarak, değil mi? Yoğunluğun düşürülmesi açısından küresel boyutlu partikül kullanmak arkadaşlar iyi olacaktır. Böyle özellikle gevşek paketler, gevşek durumda yani görünür yoğunluk üzerinden onun tanıyacağı imkanlar, oranlar dahilinde bir gözeneklilik elde edilmesi isteniyorsa tabii ki küresel bu şekilli partiküllerin arkadaşlar kullanılması daha mantıklı olacaktır. Evet aynen yerinde dediği gibi esas sorumuzun cevabı arkadaşlar partiküllerin bulutların birbirine yakın olması da gözenekli malzeme elde edilmesi açısından oldukça önemli kanıtlardı. Bunu farklı derslerde laboratuvar olsun, tozun birinci bölümündeki derslerini alan arkadaşlar da bilir. Yoğunluğu yüksek belki bizim derslerimizin başında da tartışmıştır. Genel yaklaşımlarla partikül boyut alma, gelişmiş paketleme tekniklerini tartışmıştık hatırlarsınız. Farklı partikül oranları, boyutları kullanırsınız. Yani boyut dağılımı geniş olduğu sistemlerde yoğunluk yüksekti. Dar boyut aralığı kullanırsanız bu sefer yoğunluğu düşük parçalar elde etme şansınız arkadaşlar oluyordu. Katkılar için teşekkürler. Sintelleme yüksek sıcaklıklarda atomların yayılımı ve küçük partikülün yüzey enerjisinin azalmasının bir sonucudur. Toz üretimiyle ortaya çıkan yüzey enerjisi sintellemeyi geri alır. Evet arkadaşlar bu çok önemli bir kavram. Lütfen siz de dikkat edin. Gündüzleri de çok uyardım bu konuda. Haftalardır anlatıyoruz. Toz üretiminden belki bahsettik. İlaveler, şekillendirme ve sintelleme. Hepsinin temel mekanizması aslında bir cümlede nasıl toplanır dendiğinde kurulabilecek en güzel cümleyi ben size şurada veriyorum. Hadi en güzel cümlelerden biri de diyelim. Toz üretimiyle ortaya çıkan yüzey enerjisi sintellemeyle geri alınır. Toz meteorolojisi budur. Tüm kademeleri içine kapsayan arkadaşlar tozdan başlayıp tozun üretiminden yola çıkan arada bir dünya kademeyi hissettiren ve yüksek yüzey enerjili bir ham maddeyle yola çıktığınızı ifade edip sintellemede yine sıcaklık ve zaman ile bu yüksek enerjili partikülün enerjisini alıp eski enerji seviyesine döndürme işlemi olarak ifade edilebilir. Partikül boyutundaki azalma ile ara yüzey enerjisi nedeniyle
Güney enerjisi nedeniyle küçük boyutlu partiküller daha hızlı sintezlenir. Evet, geldiğimiz noktada hep şunu bildik. İnce boyutlu partiküllerin yüzey enerjisi daha fazladır. Bu nedenle daha rahat sintezlenir. Bu bir sonuç. Bu ifadenin destekçileri 3 mekanizma daha var. Buna ilave olarak. İlerleyen slaytlarda onlar da gelecek arkadaşlar. Her ne kadar ince boyutlu partiküller daha rahat sintezlenir desek de bunun altında yatan mekanizmaları da bu ders kapsamında öğrenmiş olacağız. Bu enerjinin hepsi sintezlenmeye harcanmaz. Yüzey enerjisi azalırken ortaya çıkan tane sınırları nedeniyle tane sınır enerjisi artış gösterir. Evet, düşünün. Partiküllerin bir yüzey enerjisi var değil mi? Ama birbirine temas etmediği durumda. Birbirine temas ettikleri noktalarda biraz yüzey alanı azalmış olmuyor mu? Oluyor. Sintezleme sırasında birbirine temas ettiği noktalarda artık partikül yüzeylerinden bahsedebilir miyiz boyun oluşumunda? Hayır. Artık neden bahsederiz? O partiküllerin temas noktalarında artık bir tane sınırı etkisiyle arkadaşlar bir ara yüzeyin oluşumundan bahsederiz. Oralar da yüksek enerji değil mi? Dolayısıyla böyle bir dengeyi arkadaşlar kafanızda kurmaya çalışın. Demek istediğim şu. Partikülün tek başına düşünün. Boyun yapmasın. Enerjisi yüksek. İki partikül birleşti. Enerjisini düşürdü. Niye? Yüzey enerjisi azaldı. Yüzeyler azaldı. Yüzeyler birleşerek yüzey alanını azaltarak arkadaşlar enerjisini düşürdü. Ama aynı zamanda partiküler sınırlarında da tane sınırına benzer bir etkileşimle atomların dizilişinde bir düzensizlik olmadı mı? Evet, bu sefer de daha farklı bir yüksek enerjili yöreler oluşumu meydana geldi arkadaşlar. O yüzden bu cümle de çok önemli. Enerjinin hepsi sintezlenmeye harcanmaz. Yüzey enerjisi azalırken ortaya çıkan tane sınırı nedeniyle tane sınırı enerjisi artış gösterir. Şundan da bahsedelim buraya geçmeden önce. Sintezlemenin arkadaşlar en başa dönüyorum. Atladık bazı şeyleri. Dikkat ederseniz ilk temasta partiküler birbirine değdiği yerde noktasal temas olsun. Hiç ilerlemesin sintezleme. Partiküler birbirine değiyor. Tek bir noktada temas ediyor. Gittikçe ne yapıyor? Sıcaklıkla özellikle bu iç bükey yörelere atomlar hareket ederek nereden? Buradaki yüzeyden, buradaki sınırdan, iki partikül arasından, hacimden atomlar hareket ederek buradaki gerilimleri düşürmeye çalışıyor. Enerjiyi azaltmaya çalışıyor. Bu özellikle dikkat edin şuradaki boyunun büyümesi üzerinden takip ediyoruz zaten. Noktadan gittikçe büyüyen bir boyun oldu. Aynı şekilde bu boyunun partikülün direkt boyutuna oranı üzerinden bir yaklaşım ile sintezleme kontrol edilebilir, takip edilebilir. Niye aşamadayız? Öngörülebilir. Yine benzer şekilde ve bunun bir fonksiyonu olarak tabii ki noktasal temastan yola çıkarak biraz büyümesi, daha da büyümesi, çok büyümesi üzerinden aynı zamanda burada ne değişiyor? Ne görüyorsunuz? Buna bağlı olarak sadece bu görüntü üzerinde ne değişiyor? Sizce? Sintezlemeyi kontrol edeceğim. Sıcaklıkla birlikte benim zamanımda nasıl bir yoğunlaşma oluyor? Ne kadar yoğunlaşma oluyor? Hangi kademedeyim? Onu takip etmek istiyorum. Birinci etken partikülün temas noktalarında önce noktasal bir temas. Arkasından tabii ki büyüyen gittikçe gelişen. Dolayısıyla bu gelişmenin de boyutunun partikülün kendi boyutuyla oranı üzerinden bir yaklaşım ile sintezleme ilerliyor. Şu aşamadayız, ara aşamadayız, ileri aşama, son aşamadayız diyebiliyoruz. Aynı anda bunu takip ederken şu an ekranda da gördüğünüz
bir unsur ile de aynı benzer yaklaşımı yapılabilir arkadaşlar. Onu soruyorum. Ne olabilir? Var mı fikriniz? Zaten şekilde olan arkadaşlar. Gördüğünüz şekil üzerinden bir soru. Ne açıdan? Evet. Tabii ki dediği gibi. Bu yapıdaki boşluklardan yani gözenekler diyeceğiz değil mi? Gözeneklerin arkadaşlar. Şeklinin ve boyutunun ve birbirine bağlantı karakteristiği üzerinden yine. Tabii ki bu da boyunun büyümesiyle ilişkili. Oradaki boyun noktasının büyümesi üzerinden ne değişiyor aynı anda? Düşünün oradaki noktasal bir temas olduğunu, çok az büyüme olduğunu düşünün. Ve ona göre şekli gözünüzde canlandırmaya çalışın. Ne değişecek? Daha büyük boyutlu şurası. Değil mi? Şöyle istiyorsanız bir saniye. Şöyle olduğunu düşünün. Arkadaşlar. Gibi böyle keskin köşeli, daha kaba arkadaşlar, daha büyük, bağlantılı değil mi? Bir gözenek yapısı olacak. Daha büyük, bağlantının daha uzun olduğu, boyunun daha uzun olduğu keskin köşeli dedik arkadaşlar. Gözenekler hakim olacak. Dolayısıyla hem şekli, hem boyutu, hem de bağlantı karakteristiği üzerinden arkadaşlar bir yaklaşımda bulunabiliyoruz. Tintelemenin ilk aşamasında sıcaklıkla birlikte dediğimiz gibi keskin köşeli bir unsur. En sonunda da ne olacak? Biraz daha devam ettirelim. Sintane biraz daha gitsin. Birazcık daha büyüyünce ne olacak? Bu sefer bakalım. Sonra şurası, şu partikül artık şöyle temas edecek. Değil mi partiküller? Gittikçe burası bakın ayrılmış olacak. Sonra gittikçe daha da temas edecek. Gittikçe daha da temas edecek. Şöyle. Gittikçe daha da şöyle temas edip arkadaşlar aynı şekilde şurasında, şuraların da kapandığını düşünün. Şuralarda bağımsız. Bunlar birbirine temas edecek burası. Şurada buradaki artık burası ile bağlantının koptuğu daha da yuvarlak ulaşmış. Belki en sonunda da ne olacak? En sonunda da tam şuralarda arkadaşlar belki şöyle ufak ufak gözenekler kalacak. Onları da gözetmek için ne yaparsınız? Belki de basınç uygularsınız gibi. Dolayısıyla gelmek istediğim nokta boyun büyümesi üzerinden ve partiküler arasındaki gözeneklerin şekli, boyutu ve arkadaşlar bağlantısı üzerinden de sintelleme süreci kontrol edilebilir. Onu destekleyen bir görüntü de burada var. Bakalım önce okuyalım. Eksik kalan kısımlar yine şekil üzerinden bakarız arkadaşlar. Sintelleme sırasında donan hareketiyle parçacıkların birleşmesiyle gözenekler kaybolur. Gözenekler kaybolurken birleşen taneler de büyümüş olur. Şimdi burada biraz sonra yaklaşımlarda
Yüz enerjisinden tane enerjisine, tanesinin enerjisine falan geçerken göreceksiniz, sinirde belli bir noktaya kadar partikül kavramında direteceğiz. Tane dememeye çalışacağız ama yoğunlaşma tamamlamaya başlandıkça artık partikül sınırlarını tane sınırları gibi değerlendireceğimiz için arkadaşlar belli bir noktadan sonra artık biz de tane kavramını kullanma ihtiyacı duyacağız. Aksi takdirde bu sefer mikroyapıyı belirtemeyeceğiz. Çünkü yoğunlaşmayı göreceksiniz. Partiküller, partikül sınırları kaybolacak. Artık iç içe geçtiği için gerçekten belli bir noktadan sonra artık tane kavramını kullanmamız gerekecek. Çünkü artık mikroyapısal ifade olarak ifade etmiş olacağız. Ama sakın karıştırmayın. Tabii ki şu ana kadar tüm süreçlerde uyardığımız gibi ham madde açısından düşündüğümüzde, bakın ham madde açısından düşündüğümüzde ve ham madde hala ham maddeliğinden vazgeçmemiş, hala kendi kimliğini koruyan tarzıysa, ki burada bakın şu şekilde olduğu gibi, buna hala partikül. Ama gelinen noktada gittikçe artık bu partikül sınırları kalıyor mu? Kalmıyor. Yapıyı tanımlamak için tabii ki tane kavramını kullanmak zorunda kalacağız. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Yüksek sıcaklıkta atomların çoğu komşularıyla bağlarını koparacak ve yeni yerlere gidecek düzeyde veya daha yüksek seviyede enerjiye sahiptirler. Erginme sıcaklığında atomların sıçrama hızı saniyede 1 milyon düzeyindedir. İşte bu sebeple dolayıdır ki tabii ki yani aslında tek düze düşündüğünüzde erginme sıcaklığına çok yakına gidin. Sintelleme çok çok kısa sürede olsun. Ama o zaman eğer hedef buysa zaten o zaman ergitin. Değil mi? Mesele o değil. Burada sadece tabii ki sintellemesinin hangi daha yüksek sıcaklıkta gerçekleşmesine daha aktif olduğunu vurgulamak için bu yaklaşımı yapıyor. Dolayısıyla seçilen sintelleme sıcaklığı ergime sıcaklığına yaklaştıkça hareket eden atom sayısı artar ve sintelleme tabii ki hızlanır. Yüksek sıcaklıklarda sıçrayan atomlar rastgele hareket eder. Bu atomların partikül birleşme yerlerine gitmesiyle yüz enerjisi azaltılır. Affedersiniz. Yani ne demek? Atomlar partiküllerin temas noktalarına giderek yüz enerjisini artırıyor. Yol kat etmeleri gerekiyor. Belli bir yol kat ederek bir hacmi doldurmaları gerekiyor. Gerilmenin çok olduğu yere hareket ederek oradaki enerjiyi azaltmaya çalışıyorlar. Bu yüzden yol kat edecekler. Hacim dolduracaklar. O yüzden teşvik edilmeleri gerekiyor arkadaşlar. Bu sıcaklığın artmasıyla sağlanabilir. Sürenin artışıyla sağlanabilir. Ekstra basınç desteğiyle sağlanabilir. Aynı zamanda tabii bunlar neydi? Bunlar proses parametreleri. Veya buna da gerek kalmadan, bunların hiçbirine gerek kalmadan sadece partikül boyutunu azaltarak da olabilir. Az önceki saydığım sıcaklık, zaman ve basıncı arkadaşlar sintelleme parametresi olarak verdim ama difüzyon parametresi olarak bahsetmedim. Basınç sadece süreci kısaltma etkisi olan bir parametredir. Onun dışında difüzyon sıcaklık ve zaman üzerinden arkadaşlar tabii ki kontrol edilir. Isıtma ile atom sıçrama sayısı artırılır. Evet. Görüyorsunuz. Yine gevşek paketlenmiş. Büyük ölçüde çok sıkıştırılmamış. Geniş bir partikül boyutlarına sahip bir arkadaşlar görüntü var. Sıcaklıkla birlikte küçük partiküller birbirine temas ediyor. Kabalış daha büyük hale geliyorlar. Bu sayede aradaki gözeneklerin boyutları daha ne bileyim tek düze oluyor. Daha büyük boyutta oluyor belki ama sayısı azalıyor. Devamında keskin köşeler kayboluyor. Yine bağlantılı nispeten. Ama daha incelmiş, daha küçük boyutlu, daha az bağlantılı, yuvarlaklı hale gelmiş. Yani gözeneğin bile biraz enerjisi azaltılmış halde bir mikroyapı. Devamında birazcık daha nispeten daha sayıca az
Biraz daha sayıca ebatça daha büyük boyutlu gözenekler. En son aşamaya doğru giderken de bunların iyice boyutun azaldığı, yuvarlak hattıdan ziyade küresel forma döndüğü ve öyle tamamlandı. Arkadaşlar mikro akımda karşılaşmış oluruz. Dolayısıyla ilk aşama, ara aşama ve son aşama şeklinde süreci takip etmiş, isimlendirilmiş, adını koymuş oluyoruz. Yine de ne olursa olsun böyle bir süreçte sintelemenin takip edilmesi açısından bazı yaklaşımlar var. Tüm partiküller üzerinden değil de her ne kadar bakın aslında sistem bu. Sayısız partikül var. Bu sadece küçük bir noktadan alınmış SEM görüntüsü. Sayısız partikül var. Olay sadece iki partikül arasında geçmiyor ki. Bakın her bir partikül arasında partikülün birbirine temas ettiği komşular normalde gevşek durumda 4-5 tane partikülle temas ediyor. Gittikçe artıyor 7-8'e çıkıyor. Sintelleme iyice tamamlandığında 8-10'lara çıkıyor. Sintelleme tam olarak teorik olarak tamamlandığında 14 tane birden partikülle temas edebiliyor arkadaşlar bir tane. Böyle bir geometrik formada oluşan tetrakaide kaedron diyorduk hatırlarsanız. Ama ne olursa olsun yaklaşımlar, süreç, değişimler, özellikle sıcaktan bir fonksiyon olarak meydana gelen değişimler sanki iki tane küreli küre şeklinde aynı boyutta bir partikül üzerinden arkadaşlar anlatılmaya çalışılır. Burada da iki tane eş boyutlu partikül var. Önce temas ettiği noktasal temas söz konusu. Gittikçe sıcaklıkla bu temas noktası yani x artıyor. Yani boyun bölgesi artıyor. Neye göre artıyor? Neye ilişkin diyoruz? Partikül ilk boyuna göre. Dolayısıyla sıcaklık artınca neler göre olacak? Bunun bir yansıması olarak malzemede ne olacak? Tabii ki bu boyun büyüyecek. Boyun büyüklüğü x bölü d oranı büyüyecek. T2 büyük T1 yüksek sıcaklıkta boyun daha çok büyüyecek. Yüzey alan azalması. Tabii ki amaç zaten bu değil mi? Gittikçe daha az yüzey alanına sahip bir malzeme yapı ortaya çıkacak yüksek sıcaklık. Bu sayede yapıdaki gözeneklerin azaltılmasıyla malzeme büzülme gerçekleşecek. Öyle değil mi? Yapıdaki gözenekler azalıyorsa, yok oluyorsa, gidiyorsa bu malzemenin boyuna yansıyacak. Yoğunlaşma ne olacak? Yapıdaki gözenekleri dışarı atıyorsanız malzemenin hacmi değişecek. Çekilecek çekme olacak arkadaşlar. Bu da onun yoğunlaşmasının bir göstergesi olacak arkadaşlar. Ve her birinde de boyun büyüklüğü, yüzey alanının azalması, çekme ve yoğunlaşma açısından bakıldığında önemli ifadeler ortaya koyacak şekilde artan sıcaklıkla bunun her biri gelişecektir. Sintelemenin göstergesi boyun boyut oranı. Sintelemede itici güç yüzey enerjisinin azaltılması. Rastgele atom hareketleri sırasında atomlar mikro yapıdaki boşlukları dolduruyor. P eğrilik yarıçapı. Küçük partiküller yüzeylerinde yüksek gerilmelere sahip. Birleşerek düşük gerilimli büyük partiküller oluşmaya çalışır. Yani gittikçe müsaade ettiğiniz ölçüde sıcaklık ve zaman olarak bu tek bir partikül olarak kalmaya çalışacak. Oluşmaya çalışacak. Ne yapıyor? Buradaki temasla hem hacimden buraya atom hareketi gidiyor. Hem yüzeyden arkadaşlar gidiyor. Hem de sınırdan bu boşluklar doldurularak şuradaki keskinlik üzerinden buradaki bu keskinlik üzerinden arkadaşlar yüksek gerilimli bölgenin enerjisini düşürmesi açısından atomlar buraya hareket etmeye çalışıyorlar. Böyle bir yaklaşımı yıllardır gerçekten işin aslında doğasının bir gereği olduğunu ortaya koymak için yollardaki arkadaşlar bu tüm teknelerle rampalardan vermeye çalışıyoruz. Gerçekten yollarda güvenlik amacıyla konan bu tümsekler ne oluyor? Belli bir zaman sonra arkadaşlar düz hale geliyor. Çünkü enerjinin en iyi hali olması gerektiği hal düz yüzeydeki gibi. En düşük enerji orada arkadaşlar. Gerilme yok düz yüzeyde. Dolayısıyla üzerinden bir araç geçmese dahi doğası gereği çok çok uzun süreçlerde zaten bu olması gereken düz yüzey formuna gelecektir.
gerekiyorsa doğal olaylar da dahi gelecektir. Ama araçlar üzerinden bakın ufak yapan kamyonlar, tırlar geçerek bu olay sadece zaman olarak kısa sürelerde gerçekleşiyor. Belki de böyle bir tümsek bir yılda arkadaşlar ne yapıyor? Tekrar düz hale geliyordur. O yüzden sürekli bunların yenilenmesi gerektiğini biliyorsunuz. Sintelleme de böyle bir şey arkadaşlar. Birbirine temas eden noktalardaki iç bükey yüzeyler ve dış bükey yüzeyler arasındaki gerilme farklılıkları nedeniyle atomların hareketi üzerinden arkadaşlar düz bir yüzey, yani birleşmiş bir yüzey, tek partikül haline gelmiş bir süreç söz konusu. Sintelleme sırasında iç bükey yüzeyler basma, dış bükey yüzeyler de çekme görülmesi arasında. Dolayısıyla arkadaşlar dış bükey yüzeyler iç bükey yüzeyleri doldurarak bir nevi hareket ederler. Basınç desteği de sintelleme de aynı burada sağ tarafta gördüğünüz gibi taşıtların üzerinden geçerek süreyi kısaltması gibi bir etki edecektir. Onun dışında işin doğası gereği zaten temas ettiği noktalar, atomlar zaten titreşiyorsa bu belki aklımızın almayacağı böyle tahmin edemeyeceğimiz uzun sürelerde olacaktır ama sıcaklığın biraz artmasıyla süre daha kısalacak. Sıcaklığın daha da artmasıyla atomlar daha rahat hareket edecek. Kat etmeleri gereken mesafeler kısalacak. Doldurması gereken hacim azalacak. Bunun üzerinden bir ilişki kurmaya çalışın. Evet. Buraya geçmeden arkadaşlar bir nefes alalım. 3-4 dakika sonra devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Orada mısınız? Tamam. Sintelleme yine iki partikül temas noktası üzerinden arkadaşlar anlatmaya çalışıyoruz. Partikül yüzeyleri ve tane sınırları düzensiz atom kümelerinden oluştuklarından yüksek enerjili yörelerdir. Sintelleme başlayınca temas noktası da bu tarz bir yapıya sahip olur. Az önce anlatmaya çalıştığımız buydu. Bakın normalde enerjimiz, yüzey enerjimizin bakın neden enerjisi yüksek olduğunu iç kısımlara göre görebiliyorsunuz. İç kısımdaki atomlar yapmaları gereken bazıları yapmışlar. Kararlı haldeler, düşük enerji seviyesindeler. Olması gerektiği morfoloji dizişteler. Ama yüzeydeki atomlar bağları eksik. Yüzen enerjileri yüksek. Dolayısıyla partiküller bu enerjiyi düşürmek için ne yapmaya çalışıyorlar? Birleşmeye çalışıyorlar. Tek bir partikül haline gelmeye çalışıyorlar. Ama gelirken de bakın nasıl oluyor? Aynı zamanda yenim ne oluşuyor? Partiküllerin sınırlarında bizim normalde tane sınır olarak ifade ettiğimiz bir sınır, bir düzensizlik arkadaşlar oluşuyor değil mi? İşte gerçekten de yüzey enerjisi azalıyor ama bu sefer tane enerjisi, tane sınır enerjisi kavramı ortaya çıkıyor. Anlatmaya çalıştığım buydu. Partiküller üzerinde herhangi bir yük, basınç olmasa bile temas noktalarında arkadaşlar basma gerilimleri var. Biraz sonra Laplace teoremi ile bununla ilgili bir boyut, verilen bir boyut üzerinden de yaklaşım yapacağız. Dolayısıyla basıncın olmadığı çok çok uzun sürelerde bile sintelleme tamamlanabilir. Basınç süreyi kısaltmak için önemli bir parametredir arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Sistemin zaten kendi temas ettiği noktalarda kendinden bir basınç var. Aktive eden, itici güç olarak hareket eden zaten basınç var. İç bükey ve dış bükey yüzeylerdeki çekme ve basma gerilimleri arasındaki dengeden oluşan, farktan oluşan bu farkın da partikül boyutuyla ilişkisi üzerinden tabii ki ince boyutlu partiküllerinde çok çok daha fazla ortaya çıkan mevcut zaten bir itici güç var. Dolayısıyla bizim ekstradan mekanik olarak dışarıdan etkilediğimiz basınç kavramı farklı bir şekilde yine de süreyi kısaltıcı bir unsur olarak aktive eden farklı bir bakış açısıyla ortaya çıkan itici güçtür. Evet, farklı sintelleme teorileri var ama buradan çok fazla detaya girmeden arkadaşlar
verdiğimiz gidişatımıza uygun örnekler üzerinden anlamanız açısından daha genel yaklaşmaya çalıştık. Bakın 10 mikronluk partikül düşünün arkadaşlar. Bunlar arasında temas noktalarında 0.4 megapaskal çekme, 9 megapaskal basma gerilmesi var. Yine iç bükey ve dış bükey yüzeyleri arkadaşlar gözünüzde canlandırın önceki slaytlardaki gibi. Temas noktasında köşegen şekildeki temas noktalarındaki basınç gerilmesiyle arkadaşlar dış bükey yüzeylerdeki çekme gerilmesi arasındaki ilişki kurmaya çalışan ve bunun bir teorem üzerinden, Laplace teorem üzerinden 10 mikrometrelik partikül açısından ifadesinde bu değerler 0.4 megapaskal çekme, 9 megapaskal basma gerilmesi şeklinde ifade ediyor. Küçük bir boyun söz konusu olduğunda gerilme gradyanı arkadaşlar oldukça fazladır. Dolayısıyla sintelemenin başladığı aşamada ve ilerlediği aşamada değişen boyun bölgesinin karakteristiği, şekli, boyutu, keskinliği üzerinden sürekli ne değişiyor? Gerilme gradyanı arkadaşlar. Gerilme sürekli değişiyor. Bir gradyan oluşuyor. Dolayısıyla tabii ki aynı sıcaklıkta düşündüğümüzde sintelemenin başında ve sonunda düşündüğünüzde gerilmenin de sürekli değişmesi açısından hangi ne kadar hızlı veya ne kadar yavaş devam edeceği sürecin anlayabiliriz. Dolayısıyla başlangıçta gerilme gradyanı çok daha fazla olacağı için arkadaşlar ilerleyen zamanlarda da bu gerilme gradyanın azalması üzerinde sintelleme hızı ne yapacak? Azalacaktır. Bu nedenle özellikle diyelim ki %75-80 bir yoğunlukla başladınız. Sintelleme başlıyorsunuz. Kısa sürede %85'lere ulaşmanız, 90'lara ulaşmanız beklenir. Ama artık devamında bahsettiğimiz bu unsurlardan dolayı o iç bükey, dış bükeyler artık iç birbirine yaklaştı. Yavaş yavaş böyle çok derin bir çukurdan ziyade böyle sığ bir çukur kalmaya başladı. Atomların artık orayı hareket etmeleri için çok daha uzun mesafeler kat etmeleri gerekecek. Enerjiyi düşürmek için artık ilk konuma göre küçük bir hacimden ziyade, küçük bir üçgenden ziyade çok daha geniş bir alanı doldurmaları gerekeceğinden dolayı tabii ki bahsettiğimiz bu yaklaşımlar üzerinden sintelemin ilk kademelerinde son kademelerine göre sintelleme hızı açısından bir farklılık oluşması beklenecektir. Gerilme gradyanındaki etkinin yanında küçük partiküllerde boyun büyümesini doldurması için daha az sayıda atom gerekiyor. Dolayısıyla yukarıdaki, buna geçmeyelim. Biraz hızlı gittik burada. Dolayısıyla yukarıda verdiğimiz bu çekme basma gerilme açısından az önce de anlatmaya çalıştım üzere. Tabii ki partiküllerin boyutu üzerinden de aynı yaklaşım geçerli olacak ve küçük boyutlu partiküller daha düşük sıcaklıklarda sintelenecektir. Bu çekme ve basma gerilme arasındaki farklılıktan dolayı. Tabii ki süreyle değişecek bu yaklaşım. Onu anlattık az önce. Aynı zamanda aynı yaklaşım ince boyutlu partikül ve kaba boyutlu partikül için de yapılabilir değil mi? Düşünün. İnce boyutlu partikül iki tane temas ediyor. İki tane kaba boyutlu partikül temas ediyor. Hangisinin enerjisi daha çabuk düşer? Hangisinin aralığındaki bu iç bükey yüzeyler, iç bükey temas noktaları daha kısa sürede dolar? Tabii ki daha kısa mesafeye sahip ince boyutlu partiküllerin arasındaki mesafeler atomlar tarafından daha rahat doldurur. Daha kısa sürede dolar. Daha enerji düşürmek için ince boyutlu partiküllerde daha az bir hacim dolması gerekir. Den yola çıkarak bu yaklaşım, bu paragrafımız arkadaşlar gerçekten çok önemli. Bu verdiğimiz örneklerde, yaklaşımlardan yola çıkarak ince boyutlu partiküller daha düşük sıcaklıklarda sintelenir. Veya ince boyutlu partiküller, kaba boyutlu partiküllere göre daha yüksek yoğunluk verir. Bunun yanında diyor aşağıda, yani gerilme gradyanındaki etkinin yanında, 3-4 dakikadır anlattığımız etkinin yanında yani, küçük partiküllerde boyun bölgesini doldurması için daha az sayıda atom gerektirir. Evet, zaten yukarıdakini anlatırken bu unsuru da dile getirdik. Gerçekten de yine söyleyelim. İnce boyutlu partiküllerde boyun bölgesinin doldurulması
enerjinin azaltılması için daha az sayıda atom gerekiyor. Ve yine aynı şekilde bir ve ikinin devamında onların üzerinden onları destekler, onlar olmadan olmaz bir yaklaşımla atomların kat etmeleri gereken mesafe tabii ki ince boyutlu partiküllerde, kaba boyutlu partiküllere daha kısadır. Sonuç şu, ince boyutlu partiküllerin yüzey enerjisi yüksektir hep dedik ya, aslında işte tüm bu etkilerden dolayı onun sebeplerini anlatmış olduk burada arkadaşlar. Dolayısıyla bundan sonra sol meteorisiyle ilgili bir süreç geldiğinde ince boyut, büyük boyut dendiğinde sadece incenin yüzey enerjisi fazla olduğu için den ziyade bu saydığımız 3 tane arkadaşlar etkeni lütfen göz önünde bulundurun ve enerjiyle bunlardan birini veya birkaçını ilişkilendirin lütfen. Tüm bu etkenler nedeniyle küçük boyutlu partiküller daha hızlı sinirlenir veya küçük boyutlu partiküller daha düşük sıcaklıklarda istenen yoğunluğa gelir veya ince boyutlu partiküller daha kısa sürede istenen yoğunluğa gelir. Burada da yine birkaç saat önceden verdiğimiz iki tane boyut, iki partikülün temas noktasındaki gelişimi gösteren unsurlar. Buradan iki küreli sinirlenme modeli deniyor arkadaşlar buna. Başlangıç noktasında temas var. İkisinin de çapı D. Bakın hep küresel kabul ediyoruz. Sol meteorisinde ister karmaşık şekilde, ister ligamen, ister iğnemsi, ister kübik, ister dendrit, ister süngerimsi olsun. Fark etmez. Bütün modellemeler arkadaşlar partikül şeklinde zaten küresel olarak kabul edildiği üzerinden o açıdan ifade edilmeye çalışılır. D boyutlu iki tane küre şeklindeki partikül temas ettiği düşünülsün ve sinterleme nasıl gerçekleşiyor anlaşılmaya çalışsın diye. İlk aşamada partikülün temaslarında boyun büyüyor. Gerilme gradyanından dolayı az önce bahsettiğimiz unsurlardan dolayı boyun bölgesi hızlı büyüyor. Kısa sürede gerçekleşiyor. Bakın artık partikül sınırları ama yavaş yavaş tane sınırı şeklinden gelmeye başlıyor. İleri aşamada boyun büyüdü. Bakın artık iç bükey, dış bükey birbirine yaklaştı. Gerilmeler birbirine yaklaşmaya başladı. İtici güç azaldı. Dolayısıyla bu noktadan sonra artık yoğunlaşmanın devam edilmesi için, boyunun daha da büyümesi için uzun süreler ihtiyaç var. Ama fark etmez. Yine gerçekleşiyor olay. Sıcaklık olduktan sonra atomlar her türlü hareket ediyorlar. En sonunda da D olan partikül boyutu istenen süreç mekanizma tamamlandığında 1.26 D olacak şekilde yüzey enerjisini tamamlamış, enerjisini düşürmüş forma gelmiş oluyor. Eğer tabii ki sinterlemede malzememiz böyle iki boyutlu iki tane partikülden oluşuyorsa böyle bir şey geçerli ama gördüğünüz gibi ne iki sayısal arkadaşlar partikül için hepsinin her bir partikülün temas noktasında bu olayın gerçekleştiğini düşündüğünüz zaman olayın özellikle ilk aşama, ileri aşama açısından ilişki kurma açısından faydalı olduğunu göreceksiniz. Sinterleme sırasında partiküller arasındaki temasın ardından her noktada bu temas noktası tane sınırına dönüşür. Bakın, sinterleme sırasında partiküller arasındaki temasın ardından her noktada bu temas noktası tane sınırına dönüşür. Artık sınırladığımız, birbirimize aman tane deme dediğimiz noktalardan sıyrılıp çünkü artık ürüne gidiyoruz. Artık yavaş yavaş parça haline geliyoruz. Parça haline geldikten sonra artık partikülden bahsetmenin de anlamı yok. İşte o noktada belli bir kritik noktadan sonra artık arkadaşlar tane sınırı kavramları, tane kavramını kullanabileceğiz. Uzun süre sinterlemeyle iki parçacık tamamen birleşerek çapı başlangıç çapının 1.26 katı olan tek küresel parçacıklar oluşur. Bağ sayısı sadece 2 adet değildir. Partikülün temasını yani koordinasyon sayılarının komşularının ne kadar fazla olduğunu düşünün. Ona göre ne kadar çok da bağ olacağını arkadaşlar
hayal etmeye çalışın anlamında kullanılan bir cümle. Koordinasyon sayısı ne kadarsa o kadar bağ oluşur. Yine tüm anlattıklarımızı destekler nitelikte gevşek durumda bir toz ve süreçle birlikte ilk aşama, ara aşama ve son aşamada ilk slaytımızda, güne başladığım ilk slaytta sem görüntüsünden verdiğimiz yaklaşım üzerinden partikülerin temas noktasının büyümesi, buzun gözeneklerin boyutuna şekline bağlantı karakterine yansımasını arkadaşlar net bir şekilde şematik olarak görüyorsunuz. Sıkıştırma öncesi temas noktaları çok küçüktür. Evet. Bakın bağlantılarda ne kadar bağlı, nasıl bir network yapısı var. Boyun büyüdükçe kavis azalır. İtici güç azalır. Proses yavaşlar. Ara aşamada gözenekler yuvarlaklaşır. Fakat hala yeterli itici güç vardır. Gözenekler yuvarlaklaşsa da hala birbiriyle bağlantılıdır. Evet. İlerleyen sintellemeyle taneler artık büyür, gözenekler küçülür. Son aşamada gözenekler kapalı ve küresel hale gelir. Net bir şekilde. O yüzden mitometrik parça üretildi. En azından prosesin etkisini görme açısından ne yaparsınız? Hiçbir işlem test yapmasanız bile zımparla parlak mikroskopun altına koy arkadaşlar, oradan karakterize edebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Evet, burada da sintellemede boyut değişimi her ne kadar boyun boyut değişimi derken, burada partikülün boyut değişimi boyutundan bahsederken, değil mi? Sintellemenin göstergesi burada ne arkadaşlar? Boyun boyut ilişkisi değil mi? Ama neyin boyutu? Partikülün boyutu. Partiküller arasındaki boyunun partiküllerin boyutuna oranı üzerinden sintellemeyi kontrol ediyoruz. Süper. Ama geldiğimiz noktada artık bunun etkisini sintellemeye çalıştığımız kompaktın kütlesel olarak, parça olarak boyutuna nasıl etkileyecek? Yoğunlaşan malzeme ne olacak arkadaşlar? Büzülecek. O büzülme çekme diyoruz. Partiküller sintellenirken gözenekler yok olacak. Gözeneklerle de atomlar doluyor. Yoğunlaşma gerçekleşiyor. Ürüne nasıl yansıyacak? Çekme şeklinde, büzülme şeklinde, meydana gelen büzülmeye, hacimdeki azalmaya çekme diyoruz arkadaşlar. Yüzde çekme şeklinde. Dolayısıyla %2, %4, %6 çekme o kadar fazla gözeneğin yapıdan uzaklaştığını, yoğunlaşmanın olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla buradaki şekilde ne diyor? Okuyabiliyor musunuz? Sintelleme başladığında, sintelleme başlamasına gerek yok. Sintelleme başladığında demeyelim, yanlış olur. Sintelleme amacıyla burada bakır tozu örnek verilmiş. 4 derece bölü dakikada ısıtıyorsunuz sintelleme sıcaklığına. Yavaş bir ısıtma. Isıtırken ne yapıyor? Normalde gözeneklerin kaybolması üzerinden yoğunluk artışını, yani yüzde çekmede artış beklersiniz. Burada kafanız karışmasın. Diyagram olarak baktığınızda arkadaşlar yüzde çekme ne yapıyor? Bir ters bir ilişki var gibi sanki. Ne diyorsunuz? Normalde çekmenin artmasını beklemez miyiz? Gözenekler gitmeye başladı. Malzeme ısınıyor. Yoğunlaşmaya başlayacak. Ama çekmeden ziyade bakın arkadaşlar genleşme gerekiyor. Burası 0'ın altı çekme ise üstü nedir? Şişme. Yani veya hacim artışı. 0'ın aşağısı 2, 4, 6, 8'den devam eden çekme, yani büzülme. 0'ın üstü genleşmedir. Sıcaklık artışıyla yoğunluk önce azalıyor bakın. Yoğunluk önce azalıyor. Sonra yoğunluk gittikçe artıyor. Neden olabilir? Sebebi ne arkadaşlar? Metaller ısıtıldığında genleştiği için, her ne kadar amacın sintelleme olsa da partiküller metal olduğu için
ısıtmaya, önce sintenleme tepkisi vermektense sıcaklıkla birlikte önce doğaları gereği arkadaşlar genleşerek tepki veriyorlar sıcaklığa. Arkasından bu genleşmenin de bir sınırı var. Ondan sonra esas sintenleme yoğunlaşma daha etkin hale geliyor. Gittikçe sıcaklık artışıyla beklediğiniz sintenleme etkisini görüyorsunuz. Artık çekme artıyor. Yani malzeme daha da büzülmeye başlıyor. Yoğunluk artıyor. Ondan sonra ısıtırken gerçekleşmiş olan genleşme soğurken aynı oranda malzemenin doğal bir karakteristiği üzerinden geri verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla şuradaki yoğunluk azalışı ve buradaki yoğunluk artışı malzemenin termal genleşme kafasıyla ilişkili bir kavram üzerinden kontrol ediyor. Sintenleme açısından yaklaşımlar bunların dışında kalan arkadaşlar eğriyi temsil etmiş. Umarım anlamışsınızdır. Şu ana kadar geldiğimiz noktada dikkat ederseniz iki tane katı partikül var. İki katı partikül arasında atomlar titreşerek, sıçrama hareketi yaparak enerji azaltmaya çalışıyorlar. Katı halde gerçekleşen olaylar üzerinden difüzyonu anlatmaya çalıştık. Ama işte ilk derse girerken de ne dedik? Bu süreç uzun olabilir. Sistemde bulunan farklı tarzda, farklı türde malzemeler açısından bunlar farklı şekilde teşvik edilmesi gerekebilir. Neticesinde yoğunluğun daha da fazla artırılması gerekir. Birbiri içerisinde çözülme üzerinden aynı anda farklı bileşime de etki açısından sisteme müdahale etme gerekebilir düşüncesiyle. Arkadaşlar sıvı faz sintenleme diye bir kavram da var. Yani sisteminizde bileşenlerden bir tanesi sintenleme sıcaklığında eriyor. Bu sayede atom hareketliliğinin böyle katı halde gerçekleşmesinden ziyade bir sıvı üzerinden yoğunluk artışını sağlıyorsunuz. Aynı zamanda bu sıvı içerisinde bileşenlerin çözünürlüklü de olursa bu sefer atomların taşınımı için köprü vazifesi de görüyor bu sıvı. Düşünün hem sistemde bir ıslatıcı olarak görev yapıyor, yoğunluğu artırıyor. Aynı zamanda ana bileşenin bu sıvıda çözülmesi üzerinden onu da taşıyarak yoğunluk artışına arkadaşlar katkı vermiş oluyor. Her ne kadar burada metal olarak ifade edilse de özellikle seramik metal sistemlerinde büyük ölçüde sıvı faz arkadaşlar oluşumu bekleniyor. Sintenleme sırasında düşük erkeme dereceli malzemenin ıslatma özelliğinden faydalanır. Burada katkı olarak verilmiş. Katkı denmeyebilir o. Çünkü direkt bileşenin temel esas unsurlarından bir tanesi. Biz bu yağlayıcı bağlayıcı gibi katkı olarak anlamayın. Aslında orada sıvı faz elemanı o. Islatma katının sıvı içinde kısmen veya tamamen çözüldüğü durumlarda gerçekleşiyor. Yavaş yavaş erdiyip bakın network şeklinde boşlukları atomların sıçramasından ziyade direkt sıvı metal dolduruyor değil mi arkadaşlar? Ve bu sıvı metal dolduktan sonra da böyle network şeklinde kalmasından ziyade sıvı metal aynı zamanda o ana malzememiz de orada kendi bünyesini çözüp taşıma karakteristiğine yeteneğine de sahip. Bu nedenle zaten her malzeme böyle sıvı faz sintenlemesine uygun değil. Mutlaka birbirinin içerisinde bir miktar çözünürlük de istenir. Bu şartlarda yayınım hızı katı hal yayınımından çok daha fazladır. Örnek verelim. Titanyum karbon nikel, tungsten karbon kobalt ve bakır kalay sıvı faz sintenleme verilecek en önemli en güzel örneklerden arkadaşlar. Gittikçe ana malzeme sıvı içerisinde çözünür, küçükler kaybolur, büyükler, kabaların boyutu daha da artar ve sistem tamamlanmış olur. Sert metaller, tungsten karbon kobalt arkadaşlar keşif takımlar bu tür uygulamaya en sık rastlanan, en çok verilen örneklerden bir tanesidir. Başlangıçta ısıtma ile partiküller katı hal sintenlemesi birbirine bağlanır. İlk sıvı oluşumu tanelerin yeniden düzenlenmesiyle hızlı bir yoğunluk artışı olur.
Oluşan sıvı katı fazı ıslatır, yeniden düzenlemeyi sağlar. Sıvı katı atomları taşır, bakın tekrar çökenme tarzında. Bu aşamada küçük boyutlu katı fazlar sıvı içinde çözünür ve büyük boyutlu tanelerin üzerine çökenir. Ve en alttaki gibi ana malzeme sıvı fazı oluşturan eleman, sıvının ergiyip yayılması, sıvı içerisinde ana elemanın çözünmesi ve gittikçe küçüklüğün kaybolup büyüklüğün daha da büyümesi üzerinden bir katı iskeleti tarzında onu bir arada tutan, bir bağlayıcı görevi gören sıvı faz bileşenini yapı arkadaşlar oluşturulmuş oluyor. Katı tane çözünürlüğü tane boyutuyla ters orantılıdır. Zamanla tane sayısı azalır, tane boyutu artar, görüyorsunuz. Ve sistem arkadaşlar çözünme, tekrar çökenme üzerinden gerçekleşen yoğunluk artışına katkı veren, ıslatmanın güçlü olduğu, sistemin bileşenler arasında çözünürlük üzerinden mikro yapısal da bir yaklaşımla yeni fazların oluşması da kontrol edebileceğinden, yüksek dayanımlı farklı bileşenlerin birleştirilmesi açısından oldukça etken, özellikle kompozitler açısından da fayda olabilecek bir sürece izin veren sıvı faz sintezlemini görerek sintezleme aşamasını bitirmiş olduk.